Merhabalar arkadaşlar. 11. sınıf matematik yazılı öncesi ikinci taramamıza bakıyoruz. Yine konumumuz içinde yine trigonometri mevcut. Birinci sorumuz 3 pi bölü 4 radyanlık açının birim çemberde hangi noktaya karşılık geldiğini araştırıyoruz. Şimdi buranın yerine 180 yazdığınızda 45 çarpı 3'ten 135 dereceyi soruyor. Bu da şu anlama geliyor. Kosinüs 135 virgül sinüs 135 soruluyor. Çünkü bilinci bizim x ve y'lerimizin birinci bileşeni x, ikinci bileşeni y idi. Yani kosa sindi bunlar da. Kos 135 eksi kök 2 bölü 2'dir. Sin 135 ikinci bölgede pozitiftir. Oysa artı kök 2 bölü 2 yani B seçeneği. İkinci sorumuz 1720 dereceye karşılık gelen esas ölçü sorulmuş bize. Hatırlayalım 360-360 gidiyorduk bunu bulmak için. 360, 720, 1080, 1080 şöyle yazalım. Bir 360 gidersem 1440. 1440'la 1720 arasında arkadaşlar 280 derecelik bir açı kaldı. Yani A seçeneği. Üçüncü sorumuz A ve B sıfırdan farklı gerçel sayılar olmak üzere. A sin x artı B cos x ifadesinin diyor alabileceği en büyük değer kök içinde katsayıların kareleri toplamıdır. Adamın dediği şeyi direkt biz de uygulayalım. 3'ün sinüsün önünde 3 üç var. 3'ün karesi artı. Kosinüsün önünde eksi 4 var. Eksi 4'ün karesi dedim. İçerisi 25 dışarıya 5 diye çıktı. En büyük değer 5. Hatta en küçük değer de arkadaşlar eksi 5'tir. Normalde bu formül en büyük en küçük için şöyle artılı eksili olarak veriliyor. Dördüncü sorumuz sin x eksi kos x 2 bölü 3 diye verilmiş sin küp eksi cos küp x soruluyor. Burada küp açılımını yapmanız gerekiyor arkadaşlar. Şöyleydi küp açılımı. Sin x eksi cos x birer tane aldık bunlardan. İkinci parantezimi açıyorum. Birincinin karesi. Sin kare x. Birinci ile ikincinin çarpımının zıt işaretlisi. Artı sin x çarpı cos x dedim. Artı ikincinin karesinden cos kare x. Şurası zaten 2 bölü 3. Sin kare artı cos karenin de 1 olduğunu biliyorum. Sin x çarpı cos x'i bulmak için arkadaşlar her iki tarafın parantez karesini alıyorum. Yani sin kare x eksi 2 tane sin x çarpı cos x artı cos kare x eşittir 4 bölü 9. Sin kare artı cos kare 1'di. Karşıya atalım. Eksi 1 diye. Yani ne geldi? Eksi 2 tane sin x çarpı cos x eksi 5 bölü 9 geldi. Eksileri götürüyorum. 2'yi de bölme diye attım buraya. O zaman 5 bölü 18'miş. İşlemime döneyim. 2 bölü 3 çarpı 1 artı sin x çarpı cos x 5 bölü 18. 2 bölü 3 çarpı arkadaşlar 20. 3 bölü 18 dedik. Şununla şunu götürdüğümde 9 kaldı. O zaman 23 bölü 27 E seçeneğimiz doğru cevabımız. 5. sorumuzda hangilerinin doğru olduğu soruluyor. Tan x sin x bölü cos x'tir doğru. Tan 18 çarpı kot 18 1'dir. Evet bunlar birbirinin tersiydi. Bu da doğru. 1 artı tan kare yani 1 artı sin kare a bölü cos kare a. Payda eşitlediğimizde cos kare a artı sin kare a bölü cos kare a. Sin kare artı cos kare 1'di. 1 bölü cos kare a arkadaşlar. 1 bölü kosekant'tı. Karesi de varsa sekant kare a. Bu da doğru. E seçeneği. Altıncı sorumuz Serhan öğretmen matematik dersinde tahtada yazılı olan soruyu öğrencilerine sormuş. Alper, Mert, Hazal, Öykü, Halise isimlerde cevap vermiş. Hangisininki doğrudur diyor. Şimdi öncelikle sin x artı kosekant o da 1 bölü sindi. Sin x artı 1 bölü sin x eşittir 7 verilmiş. Bize ne soruluyor? bize sin kare x artı 1 bölü sin kare x'in cevabı soruluyor. Görüyorsunuz bu bunun parantez karesinden gelir. Yine her tarafın parantez karesini aldığımda birincinin karesi sin kare x artı birinci ikincinin çarpımının iki katı. Sin x ile 1 bölü sin'i çarparsam sinler birbirini götürdü. 1 bir kaldı 2 katından 2 artı 1 bölü sin kare x eşittir 49. 2'yi karşıya attığımızda arkadaşlar doğru cevap 47. Yani Hazal nerede? C seçeneğinde Hazal doğru cevabı vermiş. 7. sorumuz 3 pi bölü 2 ve 2 pi aralığı için konuşulmuş. Neresi arkadaşlar bu aralık? Bu aralık 4. bölge. Bu aralığı göz önünde bulundurmazsak cevabı yanlış bulacağız. Çünkü tanjant soruluyor mesela. Tanjant 4. bölgede negatiftir. O yüzden mesela D ve E direkt olamaz. Cos x 3 bölü 5. Bakın pozitif vermiş. Niye pozitif vermiş? Çünkü kosinüs 4. bölgede pozitiftir. Komşusu 3, hiposu 5. O zaman karşıya 4 kaldı. Tan karşı bölü komşudan 4 bölü 3. Ama dediğim gibi bakın artılısı da var şıklarda. 4. bölgede eksi olmalı. Eksi 4 bölü 3 A seçeneği. 8. sorumuz. Sin 35 A tan 20 B'ymiş. Bana bunlar soruluyor. Şimdi Cos 35 birinci bölgede pozitif 90'a tamamlarsam sin 35 yazabilirim. Artı kaç bu sin 145 ikinci bölge ikinci bölgede sinler pozitif 180'e tamamlıyorum ismini değiştirmiyorum o da sin 35 bölü tan 430 360'dan çıkarttım bunu 360'dan çıkartırsam ne kalıyor tan 70 kalıyor artı alt tarafta yine tan 70. Üst taraf sin 35 sin 35'ten 2a bölü. Alt taraf şimdi bakın tan 70 neye eşittir arkadaşlar? Kot 20'ye eşittir. Tan 20 b ise kot 20 de 1 bölü b'dir. 1 bölü b 1 bölü b bu da 2 bölü b oldu. İkiler birbirini götürdü takla attı a çarpı b yani c seçeneği. Tanjant DEA soruluyor. Neresi orası? DEA şu açının alfası soruluyor. Yine bir kare sorusu. Karede köşegenler dik kesişiyordu. Şunu şöyle çektiğinizde burası dik ve tüm köşegenler birbirini ortalıyordu. 14 ise köşegen uzunluğu 7 7 olmalı. Buraya 5 kaldı o zaman. Burası da 7 7 7 diye tamamlayabiliriz. Tan alfa karşı bölü komşudan 7/5 C seçeneği. 10. sorumuz sin x cos x'ten küçük olmak üzere aslında bu bilgiyi istese size vermezdi. Ee, hani açının karşılığını e, vermiş gibi bir şey oldu neredeyse. Sin cos'tan küçük. Genelde soru bankaları bunu vermiyor. Yani böyle çalışmanızı istiyor. Hocam niye lazım? Bakın iç, kökün içinde eksi 2 sin cos var. Ben birin yerine de birin yerine de sin kare x artı cos kare x yazarsam eksi 2 sin x çarpı cos x. Bu kimin içinde? Kökün içinde. Yani içerisi kim? İçerisi sin x eksi cos x'in parantez karesi. Dışarıya nasıl çıkıyordu? Kareyi götürecek fakat mutlakta çıkmak zorundaydı. Sin x eksi cos x dedim. Madem ki sin cos'tan küçük, o zaman küçükten büyük çıktığı için içerisi negatif. Mutlağın içi negatifse dışarıya eksiyle çarpılarak. Yani eksi sin x artı cos x diye çıkacak. Tan bölü sekant denilmiş. Şunu da şu sağ altta yapayım. Tanjant sin x bölü cos x büyük bölü sekant da 1 bölü cos'tu. Ters çevirdim çarptım. Cos x bunlar gitti. O zaman artı sinüs x kaldı. Sinüsler de gidince b seçeneği cos kaldı. 11. soru deminki sorunun bir benzeri. Yine bölgeye dikkat edeceğiz. 90 ile 180 aralığında çalışıyorsam ikinci bölgede çalışıyoruz. Hemen üçgenini çizelim. Karşı e, komşu bölü hipo. Komşusu 2, hiposu 3. Buraya ne kaldı? E, 9'dan 4'ü çıkarttım. 5 burası da kök 5. Sinüs x. Sinüs x ne? Karşı bölü hipodan kök 5 bölü 3. İkinci bölgede pozitiftir. Herhangi bir sorun yok. Tanjant karşı bölü komşudan arkadaşlar kök 5 bölü 2. Fakat ikinci bölgede negatiftir. Payda eşitleyelim 2 ve 3 ile. Burası 2 kök 5 burası 3 kök 5 o zaman eksi kök 5 bölü 6 yani A seçeneği. 12. sorumuz yine güzel bir soru tipidir. Tan 1 tan 2 böyle gittiğinde tan 89 yerine gelir de kotanjant 1 yazarsanız tan 1 çarpı kot 1 arkadaşlar 1'dir. Aynı şekilde burada kim var tan 88 var onun yerine de kot 2 yazarsanız Tan 2 kot 2 1'dir. Bunlar hep çarpılıyor fark edin. 1 1 1. En son tan 44'e tan 46 var. Bunlar da birbirini 90'a tamamladığı için kot 44 yazıp buna da 1 yazabilirsiniz. Ortada yazılmayan tek şey tanjant 45 kalıyor ki onun sonucu da 1'dir. Bu kadar 1'in çarpımı yine 1 gelecektir. 11. soru. Aşağıda boyu 14 metre olan yere dik duran bir ağaç. Burası 14'müş. Tanjant 35 verilmiş. Gölgeyi soruyor. Buraya x dedim. O zaman karşı bölü komşu 14 bölü x ne? Tanjant 35'e eşit olmalı. Yani 7 bölü 10 arkadaşlar. Bu bunun iki katıysa bu da bunun iki katı olmalı. Cevap 20 C seçeneği. 14. sorumuz yine bölge işaret isim sorusu. Ama öncelikle esas ölçülerini yazmamız gerekiyor. Payda 2. Payda 2 ise paydanın 2 katı 2 katı gidiyorduk. Çünkü 360 elde ediyorduk. Yani 4 4 gideceğiz. 4 8 12 16 20. Ne oldu burası? 2'yi sildim. 23'e 3 pi bölü 2 esas ölçü. Burada da 4'er 4'er gideceğiz. Kim var? 80 84 3 kaldı. Şurası o zaman 3 pi bölü 2 artık. 135 yine 4'er 4'er gideceğiz. 124'ün katı. 120, 124, 128, 132. Yani bunu da karaladım şöyle. Burası da 3 pi bölü 2'ymiş. 3 pi bölü 2'ye bir şey eklendiğinde bölge 4. Dördüncü bölgede koslar pozitif. 3 pi bölü 2 isim değiştirir. Artı sin a'ya dönüşür ama bu ne demiş? Eksi demiş o yüzden yanlış. 3 pi bölü 2'den a çıktı. 3 pi bölü 2'den a çıktığında bölge 3. 3'te tanjantlar pozitif. Ve 3 pi bölü 2 işaret değiştirir. Pozitif kota doğru. 3 pi bölü 2'den yine bir şey çıktı. Bölge 3. 3 sinüsler. Eksi. 3 pi bölü 2 isim değiştirir. Sin o zaman kosa döndü. Eksi kosa. Bu da doğru verilmiş. 2 ve 3 seçeneği. 15. sorumuz. 1. bölgede çalışıyoruz. Ve yine bir üçgenimiz var. Üçgenimiz şöyle. Kot komşu 5 karşı 12. Hipo 13. Şimdi bize ne soruluyor? 2 pi'den x çıkmış. Bölge 4. 4. bölgede sinüsler. Eksi. 2 pi isim değiştirmez. Eksi sin x. Pi'ye x eklenmiş yani bölge 3. Üçüncü bölgede koslar eksi pi isim değiştirmez. Eksi cos x de o zaman. Eksi sin x. Eksi 12 bölü 13 üçgenden yazdık. Eksi cos x eksi 5 bölü 13 de bu arkadaşlar. Topladığımızda eksi 17 bölü 13. Nerede? A seçeneğinde var doğru cevabımız. Bir yamuk verilmiş. Evet üst alt birbirine paraleldir. cos abc cos abc yani bana şu alfa soruluyor. Şöyle yapalım. CB'ye paralel çektim. CB'ye paralel çekersem orası 6 ise burası da 6, 5 ise burası da 5 arkadaşlar. Buraya ne kaldı o zaman? 8 kaldı. Yöndeş açılardan dolayı orası alfaysa burası da alfadır. Kimi yapıyoruz? Kosinüs teoremini yapıyoruz. Karşısı 4'ün karesi 16 eşittir ee, 8'in karesi 64 artı 36 eksi 2 çarpı 8 çarpı 6 çarpı kosinüs alfa dedik. 16 eşittir. 100 eksi, burası kaç etti arkadaşlar? 96 kos alfa. Bunu buraya bunu buraya attığınızda 96 tane kosünüs alfa eşittir 84. 96'ya da böldünüz. Cos alfa eşittir 84 bölü 96. İkisi de 12'ye bölünüyor. Böl 12'ye 7, 8, 7 bölü 8 Edirne. 17. sorumuz. ABCD eşkenar dörtgen yani bir kenarı 10 arkadaşlar burası da 10. Buraya da 8 kaldı. Burası da 10. Yine geliyorum şuradan yana doğru bir paralel çekiyorum. Burası da 10 oluyor. 2 ise karşısı 2. Buraya da 4 kaldı. Yöndeşlikten dolayı burası da 120. Yine bir kosinüs teoremimizi yapalım. X'in karesi eşittir 100 artı 16 eksi 2 çarpı 4 çarpı 10 çarpı kosinüs 120. Yani eksi 1 bölü 2. Bu eksilerden burası artı oldu. İkileri götürdük. X kare eşittir arkadaşlar. 116 artı 40. O da kaça eşit? 156'ya eşit köklü olarak bu kim arkadaşlar? 2 kök 39'dur. 18. soruda da tersten sorulmuş. Yani kenarlar verilip karşıyı değil de bu defa bir kenarı soruyor. Kosinüsü yapalım yine. Kök 7'nin karesinden 7 eşittir. 3 artı x kare eksi 2 çarpı kök 3 çarpı x çarpı kos 150. Kos 150 eksi kök 3 bölü 2'dir. O zaman ikileri götürdüm. Eksiler artı oldu. 7 eşittir 3 artı x kare. Kök de 3, 3 kök 3 çarptım. Artı 3x o zaman. Toplayalım hepsini bir tarafa. x kare artı 3x eksi 7 eşittir. 7'yi eksi diye aldım. 3'ten de çıkarayım. Direkt eksi 4 yazayım. Eşittir 0. Buranın çarpanları artı 4'e eksi 1 yani x ya eksi 4'tür, x ya da artı 1'dir. Ki uzunluk olduğu için negatif olamaz. Doğru cevap 1. 19. sorumuz sinüs teoremimiz. Sinüs teoremini bir yazalım. A bölü arkadaşlar sin A açısı eşit olmalı. B bölü sin B açısına. O da eşit olmalı. C bölü sin C açısına. Çevreyi 35 vermiş. Yani bize A artı B artı C'yi 35 vermiş. Oran orantı konusunu hatırlayalım. Oran orantıda payları ve paydaları topladığımızda hiçbir şey değişmiyordu. Yani yukarıları topluyorum, a artı b artı c bölü, aşağıları da topluyorum, sin a artı sin b artı sin c de yine bu özdeşiklerin her birine eşittir. E üst tarafı 35 vermiş, alt tarafta da sin a artı sin b'ye 6 tane sin c demiş. O zaman ne oldu üst taraf? 35 bölü 7 sin c. Bize AB soruluyor. AB dediği yer neresi arkadaşlar? Üçgeni de çizip görebiliriz aslında onu. A, B, C dedim. A birim, B birim, C birimdir. AB dediği o zaman C. Yani şu iki özdeşliği birbirine eşitliyorum. Kaç C bölü sin C eşittir? 35 bölü 7 sin C sin c'ler giderse 7c eşittir işte, 35'ten c 5 olarak karşımıza çıkacaktır. 20. sorumuz yine üçgenimizi çizelim. Çizdik. A, B, C üçgeni. B 4 diyor. Yani şuraya 4 demiş. C 6. C'nin karşısı gördüğü yer 6 demiş. Bize nereyi soruyor? A açısını da 60 vermiş. Bize A'yı soruyor. Kosinüs teoremini yapacağız o zaman. A'nın karesi eşittir. Ne geldi? 36 artı 16 eksi 2 çarpı 6 çarpı 4 çarpı kos 60 1 bölü 2. İkileri götürdüm. A kare eşittir arkadaşlar. 52 eksi 24. Yani A kare 28. Buradan da 2 kök 7'dir. Doğru cevabımız. Evet arkadaşlar bu çalışmamızda 20 soruyu içeriyordu. Yine kosinüs sinüs teoremleri de vardı içinde. Böylelikle bunu da tamamladık. Beni dinlediğiniz için teşekkürler. İyi çalışmalar diliyorum.